Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Son dönemlerde özellikle Batı Yunanistan, Batı Trakya bölgesindeki artan Amerikan varlığı giderek Türkiye'yi daha tedirgin hale getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri son 3-4 yıldır buraya çok ciddi bir askeri güç sevk ediyor. Bir yandan da üsler açıyor. Özellikle Türkiye-Yunanistan sınırının yaklaşık 40 kilometre mesafesindeki Dedeağaç bölgesinde çok büyük bir Amerikan üssü var. Amerika'ya Türkiye resmi olarak sorduğu zaman Washington şu yanıtı veriyor. Diyor ki bölgede son yıllarda çok ciddi artan bir tansiyon var. Rusya'nın tekrar aşağı doğru işte Romanya, Bulgaristan, Balkanlara veya Avrupa'ya inmesi söz konusu. Bu nedenden dolayı da bu bölgedeki tahkimat arttırılıyor ifadesini ortaya koyuyor. Ama bizim sınırımıza neredeyse dediğim gibi 40 kilometre mesafedeki bu büyük silah yığınağı da haklı olarak Türkiye'yi tedirgin ediyor. Amaç nedir? Ne yapılıyor? Bunlar gerçekten tartışılması gereken çok önemli adımlar. Zaman zaman Amerikan donanmasına ait özel gemiler, lojistik destek gemileri bölgeye geliyor ve çok sayıda işte tankı, zırhlı personel taşıyıcıları veya özel ekipman taşıyan kamyonları bu bölgeye getiriyor. Zaman zaman AH-64 Apache veya Chinook helikopterleri de bu gemilerden çıkıyor. Bunlar da tabii Türkiye'ye sonuç olarak bu kadar çok ciddi bir tahkimatta Türkiye'yi açıkçası rahatsız ediyor. Zaman zaman bölgede ilginç tatbikatlar yapılıyor. Bu son tatbikatta bir NATO tatbikatı gerçekleştirildi. Yunan özel kuvvetlerinin ev sahipliğinde yapılan bu tatbikata Hollanda Kraliyet Ordusu ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu katıldı. Yakın hava desteği ise Amerikan Hava Kuvvetleri'nin A-10C Thunderbolt 2 savaş uçakları tarafından verildi. İsterseniz bu videomuzda biraz bu tatbikatın detaylarına bakalım. Neler yapmışlar, neleri hedefliyorlar, öngörüleri ne, bunları birlikte görelim. Swift Response 23 tatbikatına biraz önce de belirttiğim gibi Hollanda ve Amerikan ordusunun hava indirme unsurları katıldı. Hollanda ve Amerikan hava indirme unsurları Yunan komandolarıyla birlikte uçaktan paraşüt atlayışı gerçekleştirdi. Amerikan ordusunun 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerler, Hollanda Kraliyet Ordusu'nun 11. Hava Saldırı Tugayı ve Yunan ordusunun 1. Komando Paraşütçü Tugayı ile birlikte gün batımına çok yakın dakikalarda CH-30 ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin C-17 askeri nakliye uçaklarıyla atlayış gerçekleştirdi. İlk etapta iniş bölgesini tutan paraşütçüler, daha sonra Yunan ve diğer katılımcılara ait CH-47 Chinook helikopterlerinin yardımıyla Yunanistan'da Larissa'da simüle edilmiş bir askeri üs ele geçirme operasyonu düzenlediler. Bu operasyona hava desteği Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait A-10C Thunderbolt 2 uçakları tarafından verildi. A-10'lar kara birliklerinin tutunması için simüle edilmiş saldırılar gerçekleştirildi. Şimdi tabii her tatbikatın bir amacı var. Bu amaçlardan bir tanesi de bu Swift Response 23 tatbikatının bir askeri düşman üssünün ele geçirilmesi. Tabii bu ele geçirme hangi üssü ifade ediyor? Daha böyle doğu tarafında bir üs mü yoksa daha kuzeyde mi bir üs? Bunu açıkçası bilemiyoruz ama demek ki bu tatbikatta düzenli bir ülkeye karşı yapılacak bir operasyonun hava meydanlarının ele geçirilmesi özel kuvvetler tarafından bu şekilde bir adım atılmış gibi duruyor. Gerçekten enteresan. Hava üssüne yapılacak bu tür operasyonlar özel kuvvetler tarafından gerçekleştiriliyor ve gerçekten çok riskli operasyonlar. Sızma şeklinde girilmesi, karşı tarafın hava unsurlarının bu sızma yapılan yani çok alçaktan uçan uçak veya helikopter artık bilmiyoruz hava unsurlarında ne tercih edilir. Sızarak o bölgeye gelmesi, işte o üssü ele geçirmesi, uçaklarına etkisiz veya pistin hava trafiğine kapatılması gibi çok çok önemli harekat unsurları. Bunlar oldukça tehlikeli ve çok ciddi risk gerektiren, yapacak birliğin de yüksek eğitim seviyesine sahip olması gereken işler. Bu da bu tatbikatın bunun arasında olması da bu konularında çalışılması gerçekten oldukça ilginç. Bu yıl Amerikalı askerlerin komuta ettiği tatbikat, Müttefik Hava Kuvvetleri'nin düşman tarafından işgal edilen bölgelere havadan operasyon yürütme yeteneğinde daha da geliştirmeye odaklanmış durumda. Swift Response 23, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki krizlere hızla yanıt verme ve havadan operasyon yeteneğini de arttırmayı hedeflenmiş aslında bir organizasyon.
NATO tarafından çekilen görüntülerde bir tarafta Yunan Özel Kuvvetlerinden bir yarbay ve bir de Amerikan Hava Kuvvetlerinden bir A-10 pilotuyla da bir röportaj yapılmış. İsterseniz ne diyor onları da bir birlikte izleyelim. NATO'nun çekimlerinde Yunan Ordusu Özel Kuvvetlerinden bir yarbayla da röportaj yapılmış durumda. Yunan yarbay şöyle söylüyor. Swift Response Defender Europe 23 adlı tatbikatın çok önemli bir parçası. Tüm katılımcı ülkelerin birlikleri arasında çalışılabilirlik, istikrarın sağlanması ve birlikte görev yapabilmek için yeteneklerin arttırılması açısından harika bir fırsat. Herhangi bir güvenlik tehdidiyle başa çıkabilmek için daha etkili büyük bir güç yaratmak, bununla başa çıkmak için çok uluslu işbirliği gerekiyor. Yani Yunanlı yarbay diyor ki herhangi bir şekilde bir ülkeye bir operasyon yapıldığı zaman birden fazla ülkenin birbirine destek vererek onunla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bakalım bir başka röportaj yapılan Amerikan A-10C pilotu ne diyor? Yunan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık bir haftadır beraber görev yapıyoruz. Selanik'ten kalkış gerçekleştiriyoruz. Gerekli görevleri Yunan, Hollandalı ve Amerikan ortak terminal saldırı kontrolörlerinin koordinasyonu ile gerçekleştiriyoruz. Bu geceki görevimiz yaklaşık 500 paraşütçü atacak olan nakliye uçaklarına eşlik etmek. NATO'nun büyük bir parçasıyız. Bu nedenle farklı ülkelerle entegrasyon ciddi bir önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin yanı sıra Yunanlar, İspanyollar ve Hollandalılarla birlikte çalışmak sorunların giderilmesi açısından çok önemli. Biraz dil engeli var ancak bunun üzerinden nasıl gelebileceğimizi çalışıyoruz ve bu noktaya kadar da operasyonlarımızda çok başarılı olduk. Bu tür tabii yapılan operasyonlarda yerdeki kontrolörler bu uçuşları, bu harekatı koordine ediyorlar. İşte atışların doğru noktaya gitmesi, havada uçakların kara birlikleriyle irtibatının sağlanıp sevk edilmesi büyük önem taşıyor. Ve tabii ki NATO'daki en büyük problemlerden biri de Amerikalıların ana dili İngilizce ama işte Yunanlar, Hollandalılar hangi seviyede konuşuyor? Diğer ülkeler birbirlerini anlayabiliyor mu? Bu da ciddi önem taşıyor. İşte görüyorsunuz Batı Trakya'da NATO tatbikatları devam ediyor. Bir taraftan çok büyük yığınak var. Gördüğünüz gibi bu tatbikatta bir hava üssünün ele geçirilmesi bile simüle edilmiş durumda. Bu açıdan uyanık ve çok dikkatli bir şekilde bölgeyi takip etmek gerekiyor. Blijkt is klaar blijken genomen en de Grieken zitten in een bepaalde opstelling. Was dit...